Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bunu senin anlatın. Bugün sizlerin karanlık sırlarını okuyacağız. Instagram'da bir kutucuk açtım ben. Oraya siz karanlık sırlarınızı yazdınız böyle ufak ufak. Ben de aralarından bir 20 tane falan seçtim. Ama Sedat görmedi. Sedat'a sürpriz olacak. Ben aralarından bir tanesine burada öldüm gülmekten. Ciddi misin? Çok kötü yani. Çok kötüydü. Cringe değil değil mi? Cringe mi? Cringe değil. Çok iğrenç. Çok kötü bir şey. Videonun sonunda da biz size bir karanlık sırrımızı söylemeye karar verdik. Sedat bir karanlık sırrını söyleyecek, ben bir karanlık sırrımı söyleyeceğim. Başlamadan önce biraz muhabbet edelim. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Biz şöyle bayağı 2 saatten beri şu odaya prodüksiyon kurmaya çalışıyoruz. Işığı ayarlamaya çalışıyoruz. İşte dışarıdan sesler falan geliyor. Ama zaten doğal ev ortamı olacağı için normal yani, o yüzden... Doğru. Sadece ışık problemi oldu. Sürekli arkada gölge evet. falan çıkıyordu. Artık ışığı bir şekilde, öyle bir şekilde kurduk ki görseniz emin olun gülersiniz. Ufak böyle hatırlatmalar yapmak istedik. Siz YouTube'da bizi izleyenlere. Bizim bir 2 ay falan oldu değil mi Badimist'in çıkalım? Daha fazla. 2-3 ay oldu. 2-3 evet. ay önce bir Badimist'imiz çıktı. İki koku. Bunu zaten biliyorsunuz. Stoklar yenilenecek. Cupcake Season da gelecek. Bir de ayrıyeten bir kaş kirpik serumumuz çıktı. Bunu da Instagram'da zaten sizlere tanıtmaya başladık. Kirpiklerimden de zaten anlıyorsunuzdur artık. Onu da Instagram'dan linklere tıklayıp orada link kısmında öne çıkarılanlarda tıklayıp Trendyol'dan satın alabilirsiniz. Badimist'i de aynı şekilde. Senin şarkın çıkıyor. Sen şey... Duvar ya Serdar Ortaç'ın bir şarkısı. Ha o çıkmış mı haberim yok falan diyor. Kendi şarkısı tam olarak çıkmış. Şu an o noktayım. Ha, çıksa ne olur çıkmasa ne olur. Benim canım çıkmış. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Tamam. Ben okuyorum başlıyorum. Tamam. Peki. Bu arada öyle şeyler yazmışsınız ki hani Esra Erol şeyi. Hazırsanız programa başlayalım. Kategorisi. Direkt işte sabah kuruyorum. Yengemin sabah şeyi kuşağı. Yok abimin halası o bu şu yok sevgili hep böyle sevgili muhabbeti. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Full aralarından seçmeye çalıştım. Gerçekten tam bir gündüz kuşağı olayları yazmışsınız. O yüzden aralarından seçtim böyle. Ne oldu? Ya sana gülüyorum. Niye? Bilmiyorum bilesin yani. Ya niye gülüyorsun bana? Gündüz kuşağı dedin ya böyle şey o zaman bir Esra Erol müziği alalım falan. He. Okuyorum, başlıyoruz. 20 tane falan seçtim. En yakın arkadaşımın sevgisine aşık oldum. Onu unutmaya çalışıyorum ama olmuyor. Sizce ne yapmalıyım? Ne yapmalı canım? Ya insan bence işe yaradığını görmek istiyor hayatının her alanında. Bu yüzden de bir aksiyon, rekabet olsun istiyor. Bu yüzden de böyle bir yönelim bir olmuş olabilir. Yani baktığınızda dışarıda bir sürü erkek ya da kadın var yani. Neden o? Yani mesela anladın mı? Yani bir de hani insanlar şey der ya aşık olacağın insanı seçemez falan. Bence seçiyorsun bu arada. Bence de seçersin. Onunki tamamen dediğim gibi travmalar, saplantılar, ondan sonra işe yarama içgüdüsü, rekabet duygusu, benim kazanmam lazım. Yani mesela aynı tipolojide, aynı kişi belki de o elde etse, sevgili olsa ona o kadar çekici gelmez yani. Yakın arkadaşının sevgilisi olduğu için bir cazibesi de var onun aslında. Bir rekabet var orada. Onu alabilecek miyim acaba? Başarabilecek miyim? Bunlar hepsi biyolojine sahip. Ben bunu yorum yapmıyorum. Annemlerden gizli evlendim. Hala haberleri yok. Daha erken yani. Adam bence. Bir çocuk olsun söylersin. Tabii canım. Yani çoluğa çocuğa karışın yani. Bir çocuğun sünnetine falan belki aynen. Çağırırsınız. Hani şey haber verirsiniz. İkinci çocuk da falan. Peki annen nasıl bir anne yani? Şimdi eleştiri yapmayalım mı? Burada? Yani aile... Sen durumlarını bilemediğin için ben bu konuda ne desem bilmiyorum. Varsayımlar yani. Üzerinden konuşacağız burada. Annesi dememiş mi yani kızım ne yapıyor ne ediyor? Acaba resmi olarak evlenmiş de yine ailesiyle beraber mi yaşıyor yoksa başka bir şehirde kız aslında oradayken de evlenmiş mi? Yani bir sürü ihtimal var aslında baktığın zaman 20-30 tane falan ihtimal çıkar yani buradan. Eski manitamla ayrı olduğumuz bir dönem barışmak istiyordum. Bana yazsın diye arkadaşıma ondan hoşlanıyormuşsun gibi mesaj at demiştim. Arkadaşım da atmıştı. Sonra çocuk bana böyle böyle bir şey oldu diye SS atmıştı. Ben de asla bilmiyormuşum gibi davrandım ve kızdım ettim. Sonra tekrar konuşmaya başlamıştık. Hiçbir zamanda itiraf etmedim. O da anlamadı zaten. Yani bu kadar çabalara girmeye gerek var mı? Yani konuşmak istiyorsanız yazın. Bence. Ya güzel böyle diyorsun da ya onu teorikte okey ama pratikte olmuyor yani. Neden? Şeyler. Olmuyor yani bu hayatta sadece açılmak olarak anlama bir sürü şey yani. Hani bir şeyi kafada bitirebiliyorsun çok rahat ama... Kafada bitiyor ama kafada bitiyor.
Aga be, yak bunun üstüne yak. Yaktan unuttum. Ben çok üstüne konuşulacak bir durum değil yani. Bu kadınların tarz hamleleri ah. Niye erkekler yapmıyor mu? Bilmiyorum. Neyse kadın vs erkek yapmıyor. Bence diğer itirafa geçebiliriz. Evet. 5 veya 6. sınıfken sınav kağıdı sınıftaki hocanın kilitli dolabındaydı. Sınav kağıdını çalmıştım. Bu arada bizim lise zamanında da çok fazla sınav soruları çalınırdı ve dağıtılırdı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben böyle dinleyince, böyle dinledikten sonra böyle kanımın donacağı itiraflar falan bekliyorum. Bir tane var. Yani. Benim için çok yani. Bir şey değil yani. Biri demiş ki galiba en karanlık sırrım gece Elsit Odaları dinlemek veya yayınlarını izlemek. Ama aşk olsun. Karanlık sır bir yani? Ay bu karanlık, bu, yani bu olayın karanlık bir tarafı yok bence. Sen tamamen aydınlığı görmüş ve aydınlığın peşinden gitmeyi seçmiş bir insansın. Yani. O yüzden mutlu bir şekilde devam edebilirsin odaları dinlemeye. Sevgilimin en yakın arkadaşıyla flörtleşiyoruz ve hala haberi yok. Şimdi bunu yazan kız mı erkek mi? Kız. Utanmıyor mu peki? Adını söyle, ifşa etme. Hayır, saçmalama. Adını söylemeyelim. Utanmıyor mu peki yaptığını? Aşkım ben mi yaptım? Utanmıyor musun? Söylesene oraya. Utanmıyor musun? He? Utanmıyor musun? Utanmaz, arlanmaz, haysiyetsiz. Kimsenin hayatı bizi ilgilendirmez. Biz burada okuyup yorum yapıyoruz. Ben de yorum yapıyorum. Utanmıyor musun? He? Tamam sakin ol aşkım. Bekle şimdi hemen gireceğim. İsmini söyleyeceğiz. İfşa edeceğim Twitter'da herhalde paylaşacağım. Babam annemi aldattığını uzun süre bildim ama ayrılmasınlar diye anneme bir şey söylemedim. Şimdi bu gerçekten karanlık bir sır aslında. Yani şu ana kadar okudukların arasında en gerçekçi karanlık bir sır. Şöyle bir ikileme girmiş o zaman. Yani açıklasam yuvam dağılacak. Anne babam ayrılacak belki de. Açıklamasa vicdanı rahat değil. Doğrusu söylenilmesi gerekiyor tabii ki de. Ya şimdi şöyle. Tabii ki de aldatmak doğru değil. Tabii ki de yanlış. Buradan söyleyen ya da söylemeyen kişinin yani cevaplarımıza göre bir analiz yapmayın. Yanlış tabii ki de ama işte bazen yanlışın yanlış olduğunu bildiğiniz halde o yanlışı yanlış olarak nitelendirmeyebilirsiniz yani. Bilmiyorum. Güzelim söylerdim diyorsun ama o an annenin durumunu, sonuçları ama her falan zaman babanın annemin suratına baktığımda hissetmeyecek miyim? Aynı sofraya oturacağız. Ha ha hi hi sarılacak belki anneme. Evet haklısın. Doğru. Yok. Doğru. Şu an katıldım sana. Evet, doğru. Ne oldu mu? İkna ettim beni. Asla söylerdim. Evet yanlış doğru. Ene'ye burada haklı çıktı. Ben de ona katılıyorum doğru düşününce. O zaman diğer itiraf. Benim kuzenim kocasının kız kardeşinin kocasıyla anlatmış. Ben bu soruyu bağırmadan bunu anlamadım. Bugün burada anlayacağım. Kuzeni? Benim kuzenim. Kocasının... Sen ben senin kuzeninim. Tamam. Yok. Neyse. Sen benim kuzenim olmadı. Tamam. Benim kuzenim, tamam. Kocasının kız kardeşinin... Dur. Kocasının bir kız kardeşi var. Bir dakika. Şimdi, dur, kamera kuzen, kamera kuzen. Hı. Onun kocasının kız kardeşinin kocası. Benim kuzenim kocasının kız kardeşinin kocasıyla aldatmış eşini. Sonra yakalandı, boşandılar. Vay be. Bu arada ben çok hala anlamadım. Yani kim kimle dumduma. Hep aldatma şeyleri değil mi? Hep esrarı varyantı şeyler. Hep aldatma hikayeleri yazmışsınız. Gerçekten sizin karanlık sırlarınıza tüküreyim yani. Keşke biri yani fake hesabından böyle cinayet böyle ayrıntılarıyla falan anlasaydı. Bir tanesi var benim favorim. Biz de böyle sana yemin ederim. Biz de böyle şeyleri bulsak, katili falan bulsaydık. Değil mi? Aynen. Olsun. Yakın arkadaşımın sevgilisini onu aldatırken gördüm. Ticaret yapıp kızdan para kopardı. Hmm. Mantıklı mıymış? Hayır yok. Bence bu da bir karanlık sıra giriyor. Şimdi şöyle. Bunu söyleyen kişi erkek mi kız mı bilmiyorum. Fake'den yazmıştır ama. Kız ama kız. Orijinal hesabı mı? Yok fake ama kız ismi. Hmm. Yakın arkadaşının? Yakın arkadaşımın sevgilisini onu aldatırken gördüm. Ticaret yapıp kızdan para kopardı. Burada şimdi aldatan erkek kız arkadaşıyla ayrılırsa sonrasında ondan para alan kişiyi tehdit edebilir, şöyle bir şey yapabilir diyebilir ki seni eski sevgilime söyleyeceğim. Onu aldatırken ona söylemeyip benden para almıştın o yüzden şimdi bunu söylememem için o parayı bana geri ver diyebilir yani bence arkadaşlıkları bozulmasın diye. Anlamadım. Abi ben anlamadım. Güzelim yani şimdi çocuk aldatmış ya çocuk aldatmış
Sen de aldattığını gördün. Ondan para aldın ya. Şimdi çocuk da bir süre sonra ayrıldı mesela. Ha. Sonra bir süre sonra ne der ki? Sen doğru. Onun yakın arkadaşıydın. O da ondan para. Hayır, şimdi o parayı geri ver bana. Yoksa bak doğru. Söylerim. Zamanında böyle bir şey yapmıştım falan. Doğru. YouTube ve Sedat'ın şarkısına stream kazanabilmek için patronuma yalan söyleyip bir şey gitmedim. Şaka yapıyorum. Gerçek mi? Bu arkadaş bana ulaşsın. Ciddi söylüyorum bak. Bu arkadaş ulaşsın. Ben o arkadaşla beraber konuşacağız. Hak etti. Bu arkadaş kimse ama şimdi herkes benim yazacak. Sen dur hesabı. Var mı aşkım hesabı yazan? İyi tamam hesabı var. Bu arkadaşla bir iki sohbet edelim. Yani gerçekten büyük bir değer atfetmiş bize yani. Teşekkür ederiz. Ama tabii ki de işine de gitsin. Ama ben ulaşsın birebir özelden teşekkür edeceğim ona. Ortaokuldayken arkadaşıma tarihi geçmiş bir yiyeceğe vermiştim. Bilerek zehirlenmişti. Oha. Yani bence bu canilik. Karanlık sınır değil. Çok ayıp. Öyle de bilirdi. Belki alerjisi de olabilirdi. Ne bileyim. Yani biz hiç mi tarihi geçmiş mal yemedik? Yedik. Ama herkes... Çünkü oradaki tarih sadece bir sayıdan ibaretti bizim için. Zehirlenmesi kötü olmuş yani. Yengemden nefret ettiğim için televizyonunu kırmıştım. Bayağı pahalıydı. Çocuğun üstüne attım. Galibim çocuk da 5 aylık. Yok 2 yaşında konuşamıyor. Derdini anlatamıyor. Ama çocuk büyür. O çocuk büyür. Gün gelir. Gün gelir gerçekleri konuşur. O zaman ne yapacaksın? Şimdilik iyi günlerim. Daha kötü günler seni bekliyor diyelim. Sevdiğim çocuk trans. Anneme bunu anlattım yanlışlıkla. Oha. E ne olacak? Nasıl yapacaklar? Bilmiyorum. Yani. Bir transla evlenebiliyor mu mesela bir kız? Yani ilişki yaşayabilir. Türkiye'de evlenemiyor. Hayır ama ilişki yaşayabilirler mi? Yaşayabilirler. Artık evet. Yaşayabilirler. Hayal güçlerine bağlı yani nasıl ilişki yaşayacakları artık. Öyle diyelim geçelim. Bazen insanları nasıl öldürürüm diye senaryolar kurup sonra tövbe çekiyorum. Bu arada bunu yapmayan yok mu arkadaşlar? Ben yapmıyorum. Nasıl yani? Niye birini öldürme hayalleri kurayım? Ben bugüne kadar çoğu kişiyi öldürme hayalleri kurdum yani. Ya onun hayalinin hayaliyle yaşamadım ama anlık olarak kafada kurdum yani mesela. Hiç mi çok sinirlendiğim bir şey olmadı yani? Oldu da niye öldüreyim? Ya ne bileyim ben de yaşadım bunu o yüzden. Ama tabii ki de yapmadım yanlış bir şey yani. Sonuçta bu canı biz vermiyoruz. Bizim almamız doğru değil yani. Pandemi zamanı bir fake hesap açıp 2 sene boyunca erkek gibi davranmıştım. Çok eğlenceliydi. Ama ne yapmış ki erkek olarak? Ne onu yazmamış. Hadi kadın olup yaşlı dayılardan para istese onu yoluna baksa, vardı. Yoluna baksa anlarım. Arkadaşımın 5 senelik kocası gay çıktı. Kız şoka girdi. Çocuk ailesinden korktuğu için kimseye söylemediler. Peki çocuk yapmamışlar mı? Aşkım bilmiyorum o kadarını. Sonradan mı olmuş acaba? Acaba şey mi olmuş hani artık? Bilmiyorum yani. Sonradan değişebilir insanların tercihleri. Yani olabilir saygı duyuyoruz ama. 5 yıllık kocası gay çıkmış. Ama bence travma sebebi. Ve bununla alakalı bir film var bu arada. Ne? Ödül almış. Danimarkalı kız. İzledin mi? Yanlış anlatmayayım ama bilenler varsa ya da bilmeyenler varsa gidip o filmi izlesin. Çok güzel bir film. Danimarkalı kız diye. Boşanmışlar mı? Bilmiyorum. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Böyle yazmışlar da biraz ayrıntı versene kardeşim. Ama hayat hikayelerini mi anlatsınlar? Kısa bir özetçe biraz geçtiler işte. Ama biraz ayrıntı verseymiş yani. Merak ettiklerini ben not alayım. Ona göre yorum sana yazarız, yani şey yaparız. Anladın ona göre yorum yapacaktım. Şöyle bizim toplumumuzda bu tarz olaylar çok böyle gizli kapaklı olduğu için bazı duygulanımlarda baskılandığı için hem bireyin kendisi tarafından hem de toplum tarafından. O yüzden böyle kapalı kapılar ardında dönüyor ve çok oluyor. Bir de şöyle bir tarafı var bu işin. Bir de bu kadar çok yok sayıldığı için geriye kalan toplumun buna karşı bir merakı artıyor. Yani bir şey ne kadar böyle gizli tutulursa, ne kadar çok az varsa ya da ne kadar çok yok sayılırsa o kadar çok ilgi çeker. Bu yüzden de gençler özellikle bu tarz şeylere ilgi duymasa bile meraklarından girip bakıyorlar ve saçma sapan olayların içine giriyorlar bence. O yüzden bu da böyle bir şey yani. Sevgilimle üniversite sınavında mezuna bırakmaya karar vermiştik ama bir anda tercih vermeye karar verdi ve ben tercih için son gün olduğunu bildiğim halde onu buna söylemedim. Nasıl? Sevgiliyle aynı üniversiteye gideceklermiş? Sevgilisiyle mezuna bırakmaya karar vermişler. Sonra sevgilisi fikrini değiştirmiş. Kız da üniversite tercih
için son günü ona söylememiş, o da tercih yapamamış muhtemelen. Tercih yapsaymış da pek iyi bir yere gideceğini düşünmüyorum ben. Çünkü tercih gününü bile tutturamıyorsun. Doğru mu arada? O yüzden sevgilisi ona iyilik... düşünmemişti. İyilik yapmış aslında yani. Otursun çalışsın bir seneden. Bence hazırım. Bir oturup düşün yani. O yüzden bakmamış. Tercihini yani. Son gününü yakalasın yani en azından. Hangi günler arasında tercih yapılıyor falan. Kız kardeşimin erkek arkadaşı olduğunu aileye ben söyledim ama ablam söylemiş gibi davrandım. Ben de bu konuyla ilgili şunu yapmıştım. Geçenlerde kardeşim İstanbul'a ilk geldiğinde böyle artık gittiğinde üniversitesinde akşam arkadaşlarla dışarı çıkmış böyle alkollü, pub tarzı bir yere gitmiş, fotoğraf story atmış. Ondan sonra ben de bunu gördüm. Cemre'yle biz de anneme söyledik. Hani baksana Büşra böyle bir yere gitmişsin. Ortalık kızısın böyle tatlı tatlı şey yapıyoruz. Sonra annem kardeşim aradı dedik hani Büşra neredesin? Büşra diyor ki hani dışarıdayım falan. Annem de yalan söylemiş de gördüm ben seni dışarıdasın şöyle böyle falan dedi. Sonra da işte kardeşim bizim bir WhatsApp grubumuz var oraya yazdı işte yazıklar olsun siz ne biçim ablasınız beni şikayet etmeye başladınız falan. Ben de şey dedim biz söylemedik fanlar görüp söylemiş. Abi o fanların günahını aldın. Hani o garibim şey fanlar 7/24 uyumayıp 7/24 bizi takip eden destek veren. Tatlı bir şeydi yani. Tatlı bir yalan. Abi bu fanlar gerçekten bu karanlık dünya için çok masum kalıyorlar benim gözümde. Size böyle ayet etmiş oldum kusura bakmayın. Küçükken misafirler gittikten sonra oturdukları yerleri koklayıp puan veriyordum. Bu ne? Oha bu ne? Çok güldüm tamam mı burada? Çok güldüm. Bak mesela böyle şeyler okuyan. Yorumun ne? Ben böyle bir şey ilk yazıyorum. Ben de ilk defa yazıyorum. Abi insanoğlu garip anladın mı? Her şeyi yapabiliyorlar yani. Her şeyi. Vay be senin yorumun ne? İğrenciyorum yapamıyorum. Ne diyeyim ki? Niye böyle bir şey yapıyordun mesela? Ya aldı o burnu sana yaşaman için, havayı soluman için vermiş yani. Küçükken galiba yapmış. Bakayım. Küçükken hani. Acaba çocukken anlamıyor muydu? Küçük dediği de şey herhalde. 18 yaşında. 13-14 sayıyorum. Benim bir tane ilkokulda arkadaşım vardı. O da sümüğünü yiyordu mesela. Eşler mi bununla yani? Ya, küçük çocuklar hep sümüğü yani. Ciddi misin? Midem kalktı ama. Bitti bu arada şeyler, itiraflar. Senden de bir itiraf bekliyoruz. Yani arkadaşlar benim aslında çok karanlık itiraflarım var ama bu itirafları burada söylersem bundan sonraki hayatımı rahat ve güvenli bir şekilde yaşayabileceğimi düşünmediğimden söylemek istemiyorum. Sen söyle ben sonra düşüneyim o arada. O zaman ben söyleyeyim önce. Benimki şeydi, annem böyle ben ortaokuldayken test kitaplarımı gelip işaretlerdi işte şuradan şuraya kadar çöz, arkadaşlarına dışarı çıkabilirsin derdi. Ben de hiç sevmezdim bu durumu. Ben şey yapardım, hep cevap anılarından yazardım. Böyle arada da 2-3 yanlış çıkarırdım kendime. Anne bak çözdüm derdim. Özür dilerim anne. Okeymiş gel öpeyim ya. Ne kadar masum ya bak. Ne kadar görüyor musunuz? Ne kadar güzel, temiz, düzgün bir insan. Öyle. Yani. Benim de biraz indireyim kendimi. Vardır ama senin de ya. Arkadaşlar bizim ben ilkokuldayken dükkanımız vardı. Ben okul dışında o dükkanda ya okul dışında sürekli o dükkandaydım ya. Babam zorla beni o dükkanda tutuyordu yani. Ya tutuyor derken çalıştı yani işte dükkana bak diye. Ben de sırf dükkana gitmemek için okulda kalıyordum arkadaşlar. Ek derse falan mı kaldı? Evet. Aynen. Okulda kalıyordum yani. Bu benim için çok karanlık bir sır arkadaşlar yani. Çok karanlık bir sır değil. Benim için gerçekten okulda kalmak çok zor bir şey bir durum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben daha böyle uçuk kaçık şeyler bekliyordum. Şöyle yapalım. Bence bunun part 2'sini çekelim. Ama orada bu işte olur. Koklayan arkadaş tarzında itiraflar bekliyoruz yani sizlerden arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.
Yine kaldığı akımını kurtlar ve de gördüğün yine kalımını tutlar. İstiyorsan kafanı da yoklar. Yok var ve de kafanı da toklar. Bok var.